Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir sarma tarifim var. Bu sarma diğerlerinden farklı. Yaprak sarmasını bulgurlu bir şekilde yapacağız. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde ve kızartılmış nane ile muhteşem bir tarif. Siz de mutlaka bu şekilde deneyin. Hemen gördüğünüz gibi yapraklarımın hemen uç kısımlarını ayıracağım. Bağ yaprağı, asma yaprağı, yazdan basılmış yaprak kullanıyoruz. Hemen yaprakların kök kısımlarındaki çöplerine ayıklıyorum. Siz isterseniz bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz tamamını. Sarmanın iç malzemesini hazırlamaya başlayacağım. Hemen başlıyorum. 3 su bardağı kadar pilavlık bulgurumu hemen bir derin kabın içerisine aldım. Bir baş sarımsak kullanacağız. Neden bu kadar çok sarımsak kullanıyoruz demeyin. Buna lezzetini veren gerçekten bu. Kesinlikle içerisine soğan girmiyor. Bunun özelliği bu şekilde. Kahramanmaraş usulü size bulgur sarması tarifi veriyorum. Çok güzel bir sarma. Siz de tadına, lezzetine bayılacaksınız. Sarımsaklarımı güzel bir şekilde doğradım, iri iri hemen bulgurların üzerine ekledim baharatlarını ve salçasından bahsedeceğim. 2 yemek kaşığı biber salçası ve 2 yemek kaşığı da domates salçası, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kadar kimyon ve tuz kullanıyoruz. Bunun dışında herhangi bir baharat eklemiyorum. Hemen içerisine aldım gördüğünüz gibi ve içerisine 1 su bardağından 3 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz dilediğiniz gibi. Hemen sıçratmadan güzel bir şekilde iç harcımı karıştırıyorum. Eğer siz daha çok kalabalık bir aileyseniz malzemelerin miktarını arttırabilirsiniz. Güzel bir şekilde tüm harcı birbiriyle harmanlıyorum. Evet sarma işlemine başlayabiliriz. Yaprağın orta kısmına gelecek şekilde bol bir şekilde iç harcımdan aldım. Hemen kenarlarını kıvırarak sarmamı sarıyorum. Bu sarmaları çok ince yapmayacağız. Normal orta kalınlıkta olacak. O yüzden iç harcını bol bol koyun. Çünkü yoğurtlu bir sarma olduğu için lezzetine doyum olmuyor. Hemen bol bol yerleştirip hızlı bir şekilde yaprakları sarmaya devam ediyorum. asma yaprağı değil de dilerseniz pancarla da sarabilirsiniz. Dediğim gibi Kahramanmaraş yöresine ait bir sarma türü. Pancarla ya da yaprak sarması şeklinde yapıyoruz ve üzerine yoğurtlu, sarımsaklı güzel bir sos ekliyoruz. Tadına da doyum olmuyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaprak sarmalarım bitmek üzere. Gördüğünüz gibi bitti. Tencerenin içerisine güzel bir şekilde yerleştirdim. Yapraklarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Üzerine dolma taşını ekleyeceğim. Bazılarınız soracaktır dışına bir baharat ekliyor muyuz diye. Hayır, hiç, kesinlikle hiçbir şey eklemiyorum. İçerisine eklediğimiz baharatlar tam olduğu için hemen dışına sadece su ekliyorum. Ve ocağımın altını açıp kaynamaya bırakacağım. İlk olarak sarmalarım kaynamaya yani pişmeye başladı. Hemen size de yakından çekip gösteriyorum. Bu kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğim. Sarmalarım pişti ve tamamen hazır. Hemen servis tabağıma aldım pişen sarmalarımı. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdireceğim. Çok güzel bir lezzet veriyor. Sarımsaklı yoğurdun içerisine de bir miktar tuz eklerseniz lezzetine doyum olmaz. Bol bol yoğurt döküyorum. Gördüğünüz gibi servis tabağımın üzerine. Şimdi üzerine yayla kızdırmış olduğum naneyi ekliyorum. Bu zaten sarmanızın en büyük özelliği. Aslında tadını veren bu içerisindeki bulgurun sarımsak ve naneli yağ. Gerçekten çok güzel bir tat veriyor. Bu sarmanın tadına doyum olmuyor. Tüm misafirlerinize, tüm ev halkına gönül rahatlığıyla deneyip yedirebilirsiniz. Videom bu şekildeydi. Umarım sarma tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.